Demek meleğin çizdiği mutlu aile resmi bu. Güzel. Peki kim bunlar? Bu melek. Bu Emre Bey olmalı bu. Benim. Yalnız Yeliz Hanım, bu size hiç benzemiyor. Daha çok Hücan Hanım'ı andırıyor gibi. Hücan ne alaka ya? Peki bu ağaç nedir? O ağaç değil, fidan. O fidan da Melek'le bahçeye diktiğimiz bir ağacın fidanı. Gökyüzündeki ışık da rahmetli Maral Hanım'mış. Bir çocuk için annesinin anlamının hepimizi etkilemesi çok normal. Ama bu resimde Melek için bir nebze olsun içimizi rahatlatacak bazı önemli göstergeler var. Mesela Melek'in Emre Bey ve Hicran Hanım'ın arasında kendini resmetmiş olması, az önce konuştuğumuz o güvenli alanda kendini mutlu hissettiğini anlatıyor aslında. Maral Hanım'ın gökyüzünde bir ışık olarak resmetmesi bize hem anne özlemini hem de yaşadığı mutluluğu annesine anlatmaya çalışma çabasını anlatıyor. Bu fidan da meleğin içerisinde yaşanan umudu ve mutluluğu temsil ediyor aslında. Hicran Hanım, kenardaki karalamayla ilgili Melek ne dedi? Ay, ne olacak canım? Çocuk işte, çalı çırpı bir şeyler çizmeye çalışmış. Bunun ucu bitti, boyayamıyorum. Tamam bir tanem, al bunu kullan. Hiçbir şey söylemedi. Yani birkaç defa sordum ama. Çocuk işte. Her yaptığı şeyin altında büyük anlamlar aramanın hiçbir lüzumu yok. Neyse. Size doyum olmaz. Ama benim gitmem gerekli. Çok fazla işim var. Malum. Nişan hazırlıkları. Görüşürüz. Değişken duygu durumları sadece çocuklara özgü olmayabiliyor. Neyse biz devam edelim. Şimdi Melek'in bu karalamayla ilgili duygusunu çözümlediğimiz zaman aslında iyileşme süreciyle de ilgili bir ivme kazanıyor olacağız. Bu peki, karalama neyi temsil ediyor peki? Sizce? Neyse çözeriz. Emre Bey. Biraz dalgın gördüm sizi. Bir sorun mu var? Ha, yok. Yok, iyiyim. Bakabilir miyim? Tutar mısınız? Bunlar ne Emre Bey? Siz çok haklıydınız. Yani Melih annesinin hatıralarına uzak tutmanın kimseye bir faydası yoktu. Burada Melek'in annesiyle fotoğrafları var. Hatta bir fotoğraftan daha fazlası. Yani anladım da bunları bana niye veriyorsunuz? Melek'e vermeniz için.
Emre Bey, bunlar Melek'le sizin anılarınız. Sizin vermeniz daha doğru. Bakın bunu ben tek başıma yapamam. Yaparım aslında ama Melek'in tepkisini bilmediğim için. Hem pedagog duydunuz yani bu konuda sizin doğal yetenekleriniz varmış. Bunları Melek'e verirken benim yanımda olur musunuz? Lütfen beni yalnız bırakmayın. Peki. Yani bu seferlik sizi kırmayacağım. Ama unutmayın ki Melek'in sığınacağı asıl liman sizsiniz. Bu bebek ben miyim? Evet prensesim. Annem atı binebiliyor mu? Evet bir tanem. Annen atları çok severdi. Seni de bindirmek istemişti. Hatta bak, bu fotoğrafta beraber binmişsiniz ata. Niye ağlıyorum? Üzüldün mü? Yok bir tanem. Aksine. Annen seni ata bindirince o kadar hoşuna gitmişti ki. Öyle saatlerce gezdiniz beraber. İkiniz de o kadar mutluydunuz ki. Ama tabii bir süre sonra at yürümekten yoruldum. Annen de hadi inelim deyince sen başladın ağlamaya ben inmek istemiyorum diye. Annenin seni bir türlü ikna edemedik. Yani sonunda at bile pes etti. Yorgun argın yürümeye devam etti. O kadar tatlı bir cimcimeydin ki. Bu annemin bana aldığı fotoğraf makinesi. Sen bunu hatırlıyor musun? Annem fotoğraf çekmeyi çok severdi. Ben de çok seviyorum.